diğer yerlerdeki yasaklar da kaldırılacak değil mi? Ve bunu başardıkları takdirde yarın benim dini gereksinmemdir, ihtiyacımdır diyerek kara çarşaflar içerisinde genç kızlar üniversite kapılarına yığılacak değil mi? Eğer kıyafet meselesi şahsi bir mesele ise üniversitelerde sakallı, cübbeli, eli asalı gençlerin dolaşmasına kim engel olabilecektir? Bunları söyledim. Boynumu belki fazla uzattım. Ama herkesin bir inancı varsa bu inancını konuşmak hakkı da vardır. Biz dinimizi Kur'an-ı Kerim olarak biliyoruz. Kalben Allah sevgisi olarak biliyoruz. Allah korkusu olarak biliyoruz. Doğruluk, iyilik, doğru yoldan şaşmamak olarak biliyoruz. Giysi içerisine hapsedilen bir din olarak görmüyoruz. Sorular yağdı. Laiklik tehlikede mi? Böyle giderse laiklığın tehlikede olduğunu görmemek mümkün değil. Yargının, üniversitelerin özerk olması gereken ne varsa her şeyin yeni bir anayasa değişikliğiyle hükümete bağlı olacağını görürsek tabiatıyla Türkiye nereye diye biz de düşünmeye, üzülmeye başlarız. Temennimiz ana vatanımızın Atatürk'ün istediği muasır medeniyet yolundan sapmaması. Dinimizin giysisi varsa hepimiz Arabistan'daki gibi giyinelim diyerek giysi meselesini Atatürk'ün nurlu yoluna gölge yapmak için kullanmayalım. Laikliğe karşı bir sembol haline getirilmeseydi kim bu konuya eğilirdi? Kim bunlara karışırdı? Kimse. Ama siyasi bir sembol haline getirilmiştir. Laiklik karşıtı kişilerin, erkeklerin kendi eşlerine, çocuklarına baskı yaparak, dini bir gereksinmedir yalanını söyleyerek ortaya attıkları bir konu ana vatanda büyük bir sorun haline gelmektedir. Gittiğimiz her yerde bundan rahatsız olan insanları görüyoruz ve biz de üzülüyoruz, rahatsız oluyoruz. Anayasa ile ilgili sorular karşısında kalıyorum. Bunlara da verilecek cevap Yargıtay'ın, Başsavcılığın bu konularda söylediklerine dikkat etmektir. Profesörler konuşuyor. Kıdemli yazarlar yazıyor. Anayasanın uyum içerisinde geçmesini temenni ederiz. Bir partinin anayasası olarak geçmesi memleketi rahatsız edecektir. İnsanları karşı karşıya getirecektir. Bunları görüyoruz ve üzülüyoruz. Biraz sonra devam edeceğiz. Teşekkürler. Evet aziz izleyenlerim, Sayın Orhan Kilercioğlu'nun Unutulan Bedel adını verdiği Kıbrıs Türkü'nün acı ve cesaret dolu yıllarını anlatan bir kitabı bize geldi. Sayın Kilercioğlu eski dost, Kıbrıs'la
ilgili görevler yapmış, asker olarak savaşa katılmış, Cenevre toplantılarında bulunmuş. Biraz evvelki konuşmamda 100 yıllık Kıbrıs davasından bahsettim de, tabii gençler bunu dinlerken kulaklarının bir tarafından girer, diğer tarafından çıkar. 100 yıllık olur mu öyle şey derler belki de. İşte Sayın Kilercioğlu'nun kitabından 1907'de Winston Churchill, o zaman Sömürgeler Bakanı Bakanlığında müsteşardır, Kıbrıs'a geliyor. Kıbrıs'ta Piskopos Girillos Enosis istiyor. Bunun karşısında 1907, tam 100 sene, Yasama Meclisi'nde, Kavanin Meclisi derler o zaman, Türk üye olan Hami Bey Churchill'e hitaben şu konuşmayı yapıyor. Resmi karşılamada Müslüman halk bulunmasına rağmen karşılama törenlerine katılmamamızın nedeni, Yunan bayrakları arasında görünmeyi milli duygularla bağdaştırmadığımızdandır. Bu konudaki halklı mazeretimizi şahsınız katında anlayışla karşılanıp affedileceğini ümit ederim. Adanın Yunanistan'a ilhakını kesinlikle reddeder. Resmi ve üst düzey makamlarda bu doğrultuda görüş dahi belirtilmesine müsaade edilmemesini, fırsat verilmemesini ümit ederiz. 1907, 100 sene önce. Şimdiye kadar bu gibi durumlara meydan verilmesi cesaretlerini artırmaya neden olduğundan, şu anda bile yaşasın Yunanistan seslerinden ve Yunan bayraklarından dolayı sokaklardan geçilemez durumda bulunuyoruz. Adeta bir taşkınlık haline getirilmiş böylesi gösterileri bizzat gözüyle görmüş birisi olarak yüce katınızdan derhal yasaklanmasını talep ediyoruz. Bilinmelidir ki Müslümanlara yapılan insanlık dışı hakaret ve saldırılar aşırı boyutlara ulaşmıştır. Hiçbir zaman ne bizler ne de ibadethanelerimiz Rumların hareketlerinin ve aşağılayıcı davranışlarının hedefi olmaktan kurtulmamıştır. Kasabalarda bu gibi utanç verici durumlar olabildiğince sürdürülürken, kim bilir köylerde köylüler ne durumdadırlar. Tasavvur buyurulsun, bu durumların çok kötü sonuçlar doğuracağı kuşkusuzdur ve devam ediyor. Kitabı gençler okursa tarihlerini biraz daha öğrenmiş olacaklardır. Ama Churchill'in cevabı çok önemlidir. Ve İngiliz hükümeti eğer henüz Osmanlı'dan icar suretiyle Kıbrıs'ta olduğunda tuttuğu o dürüst görüşü devam ettirmiş olsaydı Kıbrıs kana bulanmazdı. Diyor ki, seçilmiş Rum üyeleri tarafından Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhak edilmesine ilişkin ısrarlı talepleri önüme getirilmiş, ziyaret gündeminin ilk sırasına konmuş en önemli ve de çözümü zor bir meseledir. Tek taraflı Rum talepleri, yalnız adadaki hükümetin topluca değiştirilmesini değil, Türkiye ile varılan karşılıklı anlaşmaların kaldırılmasını da gerekli kılacağı gibi,